Ve Türkiye'nin günlerdir konuştuğu o haber. Aslında geçen haftaya damga vuran, çok konuşulan, çok tartışılan iki mesele vardı. Biri Halil Sezai davası. 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği için ifadesi alınan, ardından serbest bırakılan Halil Sezai, daha sonra savcılık talimatıyla yeniden sorgulanmış ve tutuklanmıştı. Müge Anlı'nın 3 Haziran'dan beri konu ettiği Aleyna Çakır davası ise eski sevgili Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un sır ölümüyle bambaşka bir boyut kazandı. Soruşturma ile ilgili çok çarpıcı gelişmeler var, az sonra aktaracağız ama önce bir başka noktaya değineceğiz ki gerçekten çarpıcı bir bilgi bu. Muhtemelen artık bu görüntüyü bilmeyen, izlemeyen kalmadı Türkiye'de. Aleyna Çakır'ın Ümitcan tarafından öldüresiye dövüldüğü anlara ait bu görüntü sonrası Ümitcan Uygun tutuklanmadı. Halil Sezai tutuklandı ama Ümitcan Uygun tutuklanmadı. Üstelik o yaptığını inkar etmedi Ümitcan Uygun. Dahası dayağı itiraf etti. Gerçi görüntüler her şeyi anlatıyor zaten ama dahası var. Bir itiraf var. Aleyna Çakır benim çok sevgimdir. İsteyerek bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. Gündemde o videoda yaptıklarımdan son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve zaten Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım. Başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve abimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Kararlamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da vermiştir.